Hemen gelin ha. Ayşe, çayı bugün içebilecek miyim? Geldim abi, geldim. Seslenmesem geleceğin yoktu Ayşe. Kusura kalma. Gelinem de çay istediydi de. Başka bir isteğin yoksa gelinem reçel istiyordu. Al bunu götür Ayşe. Şimdi aşağı in, tekrar yukarı çık. Peki, yemeyeceksen götüreyim. Gelin ağanın istemesi daha önemli. Önce ona. Peki, afiyet olsun ağam. Ayşe, bak hele. Gidelim. Buyur abi. Orhan ağam kalktı. Kalktı abi, üst katta kahvaltı yapıyor. Tamam. Mahmut, sen arkamdan yavaşça gel. Ben bir ağamla konuşayım hele. Tamam abi. Afiyet olsun gelin ağam. Ağam, Diyarbakır'dan Mahmut gelmiş. Seninle konuşacakları varmış. Gelsin. Gelsin bakalım. Gelin ağam. Var mı başka bir isteğin benden? Ekmekler soğumuş dersen ısıtır getiririm hemen. Tereyağın üstüne de reçeli sürdük mü o sıcacık yersin vallahi. İstemem Ayşe. Kimmiş? Bir de Diyarbakır'dan geldiğini söylüyorlar. He, ama görmeye gelmiş. Ne bileyim kim Gülna? Şivan sana söylemedi mi? Bir şey mi gizliyorsun sen? Yok Gülna. Ben konuşmasam daha iyi. Ya sen üzülürsün diye söylemiyorum Gülna. Niye üzülecekmişim? Ayşe, kim bu misafir? Bu gelen Mahmut. Rahmetli Yezda'nın amcaoğlu. Hani Burhan ağa Mesude ile berzel etmişti ya. İşte evleneceği adam bu. Yezda demek. Burhan Yezda'nın hayaletine olan borcunu ödüyor. O yüzden berzele karar verdi. Ağam nice zaman oldu uğramayalım. Oysa Yezda baş hayattayken sık sık gelirdin. Bilirim. Onun yokluğu hepimizin içini yaktı ama en çok seni. Ağam, seni hem çok severim hem çok severim biliyorsun. Bir maruzatım vardı. Buyur Mahmut. Eğer elimizden gelen bir şey varsa başımız üstü. Ağam, benim Mesude kızla berdel edecekler. Bilirsin sana saygım sonsuzdur. Verdiğin karara da ama... Doğru diyorsun Mahmut. Uzun zaman oldu görüşmeyelim. Gel senle şirkete gidelim bir çayımızı iç. Hem eski günleri yad ederiz. Peki ağam nasıl istersen. Daha dürüst olabilseydim bana. Bunu yapıyorum çünkü ölen karımın aşiretine olan borcumu ödemem lazım diyebilseydim.